Hastaların ve hasta yakınlarının yüzünü güldüren evde bakım hizmeti her geçen gün büyüyor. Şubat ayında başlayan uygulamayla İstanbul'da 6 bin hasta evinde bakım hizmeti aldı. 2012 yılında bu rakamın 13 bine ulaştırılması hedefleniyor. Buyurun, hoş geldiniz. 7 ayda İstanbul'da 6 bin hastanın ayağına doktor gitti. İstanbul İl Sağlık Müdürü Profesör Doktor Ali İhsan Dokucu, 1 Şubat'ta başlatılan evde bakım hizmeti uygulamasında gelinen son noktayı anlattı. İstanbul'da 20 binin üzerinde evde bakıma muhtaç hasta bulunuyor. Sağlıkta dönüşüm projesinin bir ayağı olan evde bakım hizmetiyle 6 bin kişi kayıt altına alındı. Ancak bu rakam sadece başlangıç. Çünkü 2012 yılında rakamın 13 bin olması hedefleniyor. Bu hizmetin tamamı ücretsiz olarak yapılıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlantısı olsun veya olmasın, bu hizmetler eğer yatağa bağımlı bir hasta söz konusuysa ücretsiz olarak yerine getirilebiliyor. İstanbul genelinde 52 evde bakım hizmeti aracı bulunuyor. Evde bakım hizmeti için evlere işte bu araçla ulaşılıyor. Aracın içerisinde bir doktor, hemşire, sağlık görevlisi ve tıbbi sekreterin yanı sıra bir de şoför bulunuyor. Ekip sokak sokak ev ev geziyor. Sağlık kuruluşlarına gidemeyen hastaların bakımları yormadan, yorulmadan evde yapılıyor. Buyurun, hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Buyurun, hoş geldiniz. Biz onların bu mağduriyetlerini önlemek için gelip kanlarını burada alabiliyoruz, muayenelerini yapabiliyoruz, ilaçlarını düzenleyebiliyoruz. İcabında burada gördüğünüz için hastaların ilaç raporları vesaire raporlarını hasta getirilmeden çıkarabiliyoruz. Yani hakikaten hasta ve yakınlarını çok büyük bir yükten kurtarıyoruz. İyi misiniz? İnşallah. Nasılsınız bugün? Yürüyor zaten. Tabii çok acil durumlarda mecburen götürülecektir, ona bir lafımız yok. Ama düşünün, şu muayene yapmak için poliklinik köşelerinde, hastanenin koridorlarında, sedyede bu hastayı dolaştırmak, yani insan onurunu da inciten bir şey. Evde bakım hizmetinin süresi hastadan hastaya değiştiği için bu süreye doktor karar veriyor. Kimi hasta haftada bir gün ziyaret ediliyor, kimi ise her gün. Hastaneden de memnunuz, doktorlarımızdan da memnunuz. Yani anlıyorsun, bakıyorlar. Ben şimdi bu hastayı bir tahlil için hastaneye nasıl götürürüm, düşünün. Ama ayağımıza geliyorlar, Allah razı olsun, yapıyorlar ve bana bilgiyi ulaştırıyorlar, rahatlatıyorlar beni.